Kıymetli arkadaşlarım merhaba. Çıkacak sorular videosu çekeceğimi söylemiştim bir önceki videomuzda. Evet, şimdi o videoyla karşınızdayım. Kıymetli arkadaşlarım, bölüm bölüm yapmayı düşündüm çıkacak sorular videosunu. 43 adet soru olacak toplamda. 3 kısma halinde gerçekleştirmek istiyorum bu bölümleri, video bölümlerini. Şimdi ilkiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu ilk bölümde 12 adet soru olacak. Dilerseniz başlayalım. Evet. İlk sorumuz şu arkadaşlar. Ben şimdi şöyle yapacağım. Soruları 2-3 kez okuyacağım. Cevaplarını vermeyeceğim. Cevaplarını video sonunda göreceksiniz arkadaşlar. O şekilde olacak zaman kazanmak açısından. Umarım faydalı olur. Evet, başlayalım. Birinci sorumuz arkadaşlar. Tarihi olayların araştırılıp incelenmesinde birçok bilim dalı tarihe yardımcı olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi sadece yazının icadından sonraki dönemlerin incelenmesini sağlayan yardımcı bilim dalıdır? A. Etnografya, B. Coğrafya, C. Arkeoloji, D. Epigrafya, E. Kimya. Birinci soruyu tekrar ediyorum arkadaşlar. Tarihi olayların araştırılıp incelenmesinde birçok bilim dalı tarihe yardımcı olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi sadece yazının icadından sonraki dönemlerin incelenmesini sağlayan yardımcı bilim dalıdır? A. Etnografya, B. Coğrafya, C. Arkeoloji, D. Epigrafya, E. Kimya. İkinci soru arkadaşlar. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi tarih öncesi dönemlerden herhangi birine ait değildir? A. Ateşten yararlanılmaya başlanması, B. Harf yazısının kullanılmaya başlanması, C. Özel mülkiyet fikrinin ortaya çıkması, D. Bakır ve kalayın işlenmesi, E. Demirden silahların yapılması. İkinci soruyu tekrar ediyorum arkadaşlarım. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi tarih öncesi dönemlerden herhangi birine ait değildir? A. Ateşten yararlanılmaya başlanması, B. Harf yazısının kullanılmaya başlanması, C. Özel mülkiyet fikrinin ortaya çıkması, D. Bakır ve kalayın işlenmesi, E. Demirden silahların yapılması. Üçüncü soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Hititler nerede etkinlik göstermiş olabilir? A. Doğu Anadolu'da, B. Mora Yarımadası'nda, C. Orta Anadolu'da, D. Mezopotamya'da, E. Güneybatı Anadolu'da. Hititler nerede etkinlik göstermiş olabilir? A. Doğu Anadolu'da, B. Mora Yarımadası'nda, C. Orta Anadolu'da, D. Mezopotamya'da, E. Güneybatı Anadolu'da. Dördüncü soruyla devam ediyoruz kıymetli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi Miken uygarlığına ait özelliklerden biridir? A. Kuyu mezarlarının bulunması, B. Saray yapımında ileri gidilmesi, C. Güneş takvimi geliştirilmesi, D. Tek tanrılı bir dine inanılması, E. Hititlerle Suriye egemenliği için savaşılması. Tekrar ediyorum kıymetli arkadaşlarım dördüncü sorumuzu. Aşağıdakilerden hangisi Miken uygarlığına ait özelliklerden biridir? A. Kuyu mezarlığının bulunması, B. Saray yapımında ileri gidilmesi, C. Güneş takvimi geliştirilmesi, D. Tek tanrılı bir dine inanılması, E. Hititlerle Suriye egemenliği için savaşılması. Beşinci soruyla devam ediyoruz kıymetli arkadaşlarım. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin Orta Asya'da etkinlik kurduğu söylenemez? A. Avarların, B. Göktürklerin, C. Uygurların, D. Kırgızların, E. İşitlerin. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin Orta Asya'da etkinlik kurduğu söylenemez? A. Avarların, B. Göktürklerin, C. Uygurların, D. Kırgızların, E. İşitlerin. Altıncı soruyla devam ediyoruz kıymetli arkadaşlarım. Hz. Muhammed dönemine ait aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha önceye aittir? A. 1. Akabe Biatı'nın yapılması, B. Medine'ye hicret edilmesi, C. Bedir Savaşı'nın yapılması, D. Yahudilerin etkisiz hale getirilmesi, E. Bizanslarla Müslümanlar arasında ilk savaşların yapılması. Soruyu tekrar ediyorum arkadaşlar. Hz. Muhammed dönemine ait aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha önceye aittir? A. 1. Akabe Biatı'nın yapılması, B. Medine'ye hicret edilmesi, C. Bedir Savaşı'nın yapılması, D. Yahudilerin etkisiz hale getirilmesi, E. Bizanslarla Müslümanlar arasında ilk savaşların yapılması. Yedinci soru kıymetli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi Mekke'nin Müslümanlarca fethedilmesinin sonuçlarından biridir? A. Yahudilerin egemenlik altına alınması, B. Hudeybiye Anlaşması'nın imzalanması, C. Mekkeliler için genel af ilan edilmesi, D. Kureyşlerin ilk kez yenilgi uğratılması, E. Akabe Biatı'nın yapılması. Yedinci soruyu tekrar ederim kıymetli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi Mekke'nin Müslümanlarca fethedilmesinin sonuçlarından biridir? A. Yahudilerin egemenlik altına alınması, B. Hudeybiye Anlaşması imzalanması, C. Mekkeliler için genel af ilan edilmesi, D. Kureyşlilerin ilk kez yenilgi uğratılması, E. Akabe Biatı'nın yapılması. 8. soruyla devam ediyorum kıymetli arkadaşlarım. Veda hutbesi aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Hazreti Ebubekir'e, B. Hazreti Muhammed'e, C. Hazreti Ömer'e, D. Hazreti Osman'a, E. Hazreti Ali'ye. Veda hutbesi aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Hazreti Ebubekir'e, B. Hazreti Muhammed'e, C. Hazreti Ömer'e, D. Hazreti Osman'a, E. Hazreti Ali'ye. 9. soruyla devam ediyorum kıymetli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi Emeviler döneminde fethedilen yerlerden biridir? A. Mısır, B. Suriye, C. İran, D. Fas, E. Filistin. Aşağıdakilerden hangisi
Emeviler döneminde fethedilen yerlerden biridir. A. Mısır, B. Suriye, C. İran, D. Fas, E. Filistin. 10. soruyla devam ediyoruz kıymetli arkadaşlarım. Karahanlar varlığını sürdürürken etkinlik gösteren devletlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? A. Memlükler, B. Uygurlar, C. Kutluklar, D. Osmanlılar, E. Eyyubiler. Karahanlar varlığını sürdürürken etkinlik gösteren devletlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? A. Memlükler, B. Uygurlar, C. Kutluklar, D. Osmanlılar, Eyyubiler arkadaşlar. Evet, son iki sorumuz kaldı. Onları da verdikten sonra cevap anahtarıyla videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. 11. sorumuz. Gazneliler aşağıdakilerden hangisiyle savaşmış olamaz? A. Anadolu Selçuklarıyla, B. Samanoğullarıyla, C. Karahanlarla, D. Hintlerle, E. Gurlularla. 11. soru kıymetli arkadaşlarım. Gazneliler aşağıdakilerden hangisiyle savaşmış olamaz? A. Anadolu Selçuklarıyla, B. Samanoğullarıyla, C. Karahanlarla, D. Hintlerle, E. Gurlularla. Ve son sorumuz arkadaşlar. Büyük Selçukların hangi hükümdar döneminde Abbasiler ilk kez Şiilere karşı korunmuştur? A. Alparslan, B. Tuğrul Bey, C. Melikşah, D. Sencer, E. Selçuk Bey. Son sorumuzu tekrar ediyorum arkadaşlarım. Büyük Selçukların hangi hükümdar döneminde Abbasiler ilk kez Şiilere karşı korunmuştur? A. Alparslan, B. Tuğrul Bey, C. Melikşah, D. Sencer, E. Selçuk Bey. Dilerseniz şimdi arkadaşlarım video sonunda cevapları vereceğimi söylemiştim. Cevapları da verelim. Evet, ilk 12 sorumuzun birinci kısmın cevapları şu şekilde arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı D, ikinci sorumuz B, üçüncü sorumuz C, dördüncü sorumuz A, beşinci sorumuz E, altıncı sorumuz A, yedinci sorumuz C, sekizinci sorumuz B, dokuzuncu sorumuz D, onuncu sorumuz E, 11. sorumuz A, 12. sorumuzun cevabı B olacaktı. Tekrar ediyorum. 1D, 2B, 3C, 4A, 5E, 6A, 7C, 8B, 9D, 10E, 11A, 12B şeklinde cevaplarımız olacaktı arkadaşlarım. Umarım birçoğuna doğru cevap vermişsinizdir. Veremediğiniz cevapların anlatımlarını video sayfamda bulabilirsiniz. Arkadaşlarım iyi çalışmalar diliyorum. Esra Scala Tarihte Geziyorum kanalına abone olmayı ve yine Esra Hoca Tarih, Esra Hoca Instagram hesabında takipte kalmayı unutmayın. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Hepinizi seviyorum. Mutlu yarınlar, güzel günler diliyorum.